Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen başkan aday adayı Donald Trump, Müslümanların Amerika'ya girişinin tamamen yasaklanması çağrısında bulundu. Trump olası terör saldırılarına karşı ülke liderleri olup biteni kavrayıncaya kadar bu uygulamanın devam etmesini istedi. Trump ayrıca Amerika'daki kamuoyu yoklamalarında büyük kitlelerin Müslümanlara karşı nefret beslediğini iddia etti. Güney Carolina'daki bir kampanya mitinginde konuşan Trump, sorunu ve yol açtığı tehdidi anlayıp bir karara varılıncaya kadar ülkemiz yalnızca cihada inanan, mantık sahibi olmayan ve insan hayatına saygı duymayan kişilerin korkunç saldırıların kurbanı olamaz dedi. Trump daha önce de Amerika'da camilerin izlenmesi, Amerika'ya giriş yapan Müslümanların fişlenmesi gibi taleplerde bulunmuştu. Başkanlık yarışı kampanyasında sert söylemden hiçbir şekilde kaçınmayan emlak devi Trump, son açıklamalarının dozunu özellikle Paris'teki ve Kaliforniya eyaletinin San Bernardino ilçesindeki saldırılardan sonra arttırmış durumda. Ancak Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen başkan aday adayının yaptığı bu açıklama Amerika'da ve dünyada büyük tepkilere yol açtı. Başkan Barack Obama, pazar gecesi Amerikan halkına hitaben yaptığı konuşmada son terör saldırılarından sonra Müslümanların hedef alınmaması çağrısı yapmıştı. Beyaz Saray Trump'ın açıklamalarını kınamakta gecikmedi. Açıklamaların Amerikan halkının değerlerine ters düştüğü ifade edildi. Başkan Obama'nın dış politika danışmanlarından Ben Rhodes, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada din özgürlüğünün anayasal hak olduğunun altını çizdi. Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü Sözcüsü Cenevre'de yaptığı açıklamada Amerikan seçim kampanyasında kullanılan söylemin Suriyeli mültecilerin başka ülkelere yerleştirilme planlarını tehlikeye attığı uyarısında bulundu. Trump'ı başkan seçimlerine katılan aynı partili siyasi rakipleri de kınadı. Cumhuriyetçi Parti diğer aday ve eski Florida valisi Jeb Bush, Twitter'da yayınladığı mesajında Trump'ın çizgiye aştığını ve siyasi taleplerinin ciddi olmadığını yazdı. New Jersey eyaletinin Cumhuriyetçi valisi Chris Christie de Trump'ın kendisini gülünç duruma düşürdüğünü ve yapıcı olmadığını savundu. Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham, Trump'ın saçma açıklamalarının tehlike saçan abartılı söylemlere dönüştüğünü bildirdi. 2012 seçimlerinde Cumhuriyetçi Partinin başkan yardımcısı adayı Paul Ryan da Donald Trump'ı kınayanlar arasındaydı ve partinin önde gelen aday adayının açıklamalarının ne Cumhuriyetçi Partinin ne de Amerika'nın değerleriyle uyuştuğunu söyledi. Amerikan İslam İlişkileri Konseyi Başkanı İbrahim Hooper ise daha sert bir açıklama yaptı. Hooper, faşizm dönemine girdiklerini savunarak Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen başkan aday adayının bu tarz bir faşist açıklama yapmasının yalnızca Müslüman Amerikalılar açısından değil tüm Amerikalılar açısından rahatsız edici olması gerektiğini belirtti. Trump'ın Müslümanların Amerika'ya alınmaması ile ilgili açıklamasına İngiltere Başbakanından da tepki var. Başbakan David Cameron Trump'ı bölücü politika izlemekle suçladı. Alparslan Esmer Amerika'nın sesi Washington.